Değerli Bursa'da bugün TV izleyicileri, evde kalanlara futbol, evden süper futbola hoş geldiniz. Bugün 7 Mayıs 2020. Tam 7 yıl önce bugün Bursaspor Türk futbolu çok önemli bir değerini yitirdi. Yeri doldurulamayacak bir isim. İbrahim Yazıcı. Bugün tabii onu minnetle, rahmetle bir kez daha anıyoruz ama unuttuğumuz bir gerçek var ki o da özlemle anıyoruz. Dediğim gibi yeri doldurulamayacak bir isim. Bugün ismine yakışır bir şekilde özel bir misafirimiz var. Sevgili Serkan Yetişmişoğlu ile birlikte Serkan Yazıcı'yı misafir ediyoruz. İbrahim Yazıcı'yı dinleyeceğiz ondan. Dediğim gibi kelimeler boğazımıza düğümleniyor çünkü anıları aklımıza geldikçe özellikle Bursasporlular çok mihenk taşlarından, köşe taşlarından bir ismi kaybetmenin hem de Bursaspor'un aktif başında bir isimken, o mücadeledeyken kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Serkan Yetişmişoğlu hoş geldin abi. Hoş bulduk Mehmet Ali'cim. Sevgili adaşımız Serkan Yazıcı'ya da Çok merhaba, hoş geldiniz. sembol bir tişörtle bugün yad ediyorsun. Evet, 7 yıl Seni önce başlayalım. cenaze töreninde stadyumda kulüp dağıtmıştı Yazıcı ailesi. O zamandan beri saklıyoruz. Sevgili Serkan Yazıcı, hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk Mehmet Ali, hoş bulduk Serkan. Merhaba Teşekkür adaşım. ediyorum. Öncelikle böyle bir günde babamı hep beraber anabilecek olmamızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bütün Bursa halkımızın, Bursaspor taraftarımızın Ramazan-ı Şeriflerin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel anılar hatırlayacağımız bir program olur. Umuyoruz. Tabii bugün sevgili Serkan Yetişmişoğlu da ben de naçizane bir şeyler karaladık Sayın Başkan için. Birazcık arşive döndüm hata yapmamak için sevgili Başkan. Göz attım. Hakikaten gözlerim doldu. O 5 Mayıs itibariyle yaşanan süreci bir klasik haline gelen Özgen Çay Bahçesi'nde sohbetin ardından maalesef bir an. 7 yıl nasıl geçti efendim olsun? Yani aslında her gün vardı. Onsuz geçen bir günüm olmadı öyle söyleyeyim. Çünkü böyle büyük insanlar ölmezler, yaşarlar. Dolayısıyla attığımız her adımda, aldığımız her kararda onun her söylediği kulağımızda ve bu kulağımızda olmaya devam edecek. Dolayısıyla tekrardan Allah'tan rahmetler diliyorum. Gerçekten ben ölene kadar da yaşayacak öyle söyleyeyim. Arkanızda kapı gibi duruyor zaten. Evet. Seyircilerimiz de görüyor. Bizler de şu an tanıklık ediyoruz bu ana. Zor zamanlar ama Bursa sadece dediğim gibi Bursa Spor özelinde değil, Türk futboluna da hatta siyasetine de sembol olmuş isimlerinden biri İbrahim Yazıcı. Bugün de vurgu yaptığımız gibi aslında Serkan abi de özellikle bunu sıklıkla dile getiriyor. Bir dik duruşun sembolü. Yani kupalar gelir geçer, şampiyonluklar kazanılır, başarılar elde edilir ama duruş, karakteristik duruş meselesi herhalde esas örnek alınması gereken unsur olsa gerek. Serkan sen mi söylersin ben mi söyleyeyim? Evet. Yani tabii ki Tabii yani ben de tabii muhabirdim o zaman. Şampiyonlukta Olay Medya'da spor müdürüydüm. Müthiş günlerimiz geçti. Antalya'da başkanımız hastalandığında ben yine oradaydım. Trabzon'daki maça gidememiştim ama merkezden takip etmiştik. Dik duruş tabii bir Bursaspor'un sembolü oldu. Sayın Başkan'ın düzene karşı dik duruşu, her şeye evet demeyen tavrı. Açıkçası Bursaspor'un da taraftarlarına kalan en büyük miras bence başkandan şampiyonluktan sonra dik duruş diyebilirim. Sevgili adaşım, topu böyle sana yuvarlayayım. ya tabii ki yani neticede kolay işler değil yani. Baktığınız zaman korkunç lobiler var bu işte baktığınız zaman. O bir sürü lobi zaten biliyorsunuz işte 4 tane 5 tane 4 takım hatta 5. bile söylemeye gerek yok. Onların arasından yani sıyrılıp çıkıp şampiyon olmak hem de dik durarak yani kimse tabiri caizse sözü meclisten dışarı yalamalık yapmayarak gerçekten hakkını savunarak hakka inanarak. Dolayısıyla bundan dediğim gibi biraz önce de söyledim yani bazı insanlara
bir kıyafet giydirirsin. Olmaz, üstüne olmaz yani. Kıyafet olmaz ama babamla bu büyük Bursaspor'un tabii o şeyi tuttu yani. Babam onu çok güzel taşıdı. Yani Türkiye'de Bursaspor hakikaten baktığınız zaman bir dönem yani en flaş takımdı. Yani en bilinen futbolcularını sorsanız belki bir sürü büyük takımın 11'ini sayamazken Bursaspor'un 11'ini sayacak bir koca bir Türkiye vardı. Yurt dışında bile karşılaşıyorduk. Dolayısıyla yani onu evet. Şey yani o işte inançla dik duruş derken yani bu dik olmak ama bir inancıyla dik duruş demek de inanmak demektir yani. İnanmış bir şeye ve onunla ilgili de kararını vermiş. Onun da arkasında durmuş. Dolayısıyla o da sonunda şampiyonluğu getirmiş ama tabii ki bir sürü tatsızlıklar da yaşamış aynı şeyle. Canını vermiş bu uğurda. Dolayısıyla yani kolay değil. Büyük adam olmak kolay değil. Gerçekten. Bir de şampiyon başkan olarak görevde vefat eden bildiğim kadarıyla ilk başkan. Şampiyon başkanlar içinde görevdeyken. Tabii yani biraz önce de yine bir programı da orada da sordular. Ben o an aklıma geldi. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani ölümüne gitti. Yani ben de diyorum ya yani bu tür görevlere talip olan insanların ölümüne bu işe girecek. Öyle hikayeden işte rüzgar olacak. İki tane ismim çıkacak falan. Hani o ölümüne gitti ya. Yani. Biz yalvardık yani. Baba gitme, etme, eyleme. Yapma, onu yapma, bunu yapma, şunu yapma. Hep bir şekilde bizi ikna etti yani. Öyle olmaz, böyle olmaz. Yani kalp bilini taktıramadık. Onu bile işte yok dava biz. Yani ne alakası şeylerdi ona inanmış. Onun bir taksa kendinde böyle bir güçsüzlük hissedecek gibi bir şey vardı. Yani her yere git. Trabzon'a git. Kış fırtına. Diyarbakır'a git. Oraya git. Yani her yere mi gider bir insan yani? Bir yerde şey yapmaz mı? Her yerde takımının yanında oldu. Yani bu tür inanmış insanları zaten bir yoldan çeviremezsiniz yani. Yani bu başarıyla tesadüf değil. Tabii sadece bu babamın yani tabii ki bu büyük enerjisinin etrafında kitlenen büyük Bursaspor taraftarı var. Bugün hocamız Ertuğrul Sağlam Hoca, bütün futbolcular. Yani kulüp personelinin bile havası başkaydı ya. Yani o zaman bilmiyorum ama yani böyle gerçekten bir şey vardı. Yani hani böyle yelkenlere böyle dolar ya rüzgar gider böyle son sürat. Öyle bir şey vardı hakikaten. Bunu tabii yaratan da bu ama hani derler ya Mimar Sinan'ı Mimar Sinan yapan Sultan Süleyman'dır hesabı. Hani gerçekten orada bir irade koydu. Ve Bursa Spor'u bir dönem Türkiye'nin en flaş takımı. Bursa ilini de Türkiye'nin en flaş ili yapmakta büyük pay sahibi oldu. Peki buradan sevgili Mehmet Ali şampiyonluğa doğru gelelim mi? Gerçek 16 Mayıs tarihi olarak da ve 7 Mayıs'tan bir hafta 9 gün sonra ama sonuçta 16 Mayıs 2010'da o pazar akşamı yeşil beyaz bir devrime imza attı Başkan İbrahim Yazıcı ekibi, teknik kadro ve futbolcular. O sırada siz neler hissettiniz? Yani başkanın oğlu olarak çok yakınsınız. Sürekli Marmaris-Bursa arası helikopterler sürekli işliyordu zira. İstanbul'da da öyle. O son düdük, o beklenen 20-30 saniyelik ara, telefona haber geldi sahadaki futbolculara ve siz de tribündesiniz. O güzel haberi bekliyorsunuz, diğer maçın beraber bitmesini. O anda neler hissettiniz sevgili Serkan Yazıcı? Öyle başlayalım. Şimdi tabii şöyle bir şey. Aslında onun biraz başı var. Biz Özlüce'de ailece bir işte oraya gittik. İnanın hatırlamıyorum. Galiba Lig TV'di ama. Bir röportajı gelmişler. Babam da bizi de çağırdı. Siz de gelin dedi sahaya. Şimdi biz de şimdi tabii ki yani Fener'in büyük avantajı var yani. Trabzon gidecek. Fener'i İstanbul'dan yenecek. Şu bu. Yani hani baktığınız zaman bakıyorsunuz tabii gönlümüz çok inanıyor Bursaspor şampiyonu ama bir yerde de ya ben şimdi babam milletvekili adayı olmuştu mesela kaybetmişti. O üzülünce tabii babanız yani siz de üzülüyorsunuz. Şimdi ben hep babamı motive etmeye çalışıyorum hani veya şey ailece sadece tek başıma değil annem kardeşim biz inanın hani diyelim ki çok istiyoruz Bursaspor'un şampiyon olmasını ama o kadar zor bir ihtimal olarak da görüyoruz. İhtimaller de ortadaydı yani. Babam %100 inanmıştı. Hani 99 değil. Kesinlikle diyor biz şampiyon olacağız. Eğer diyor Allah'ın adaleti varsa öyle oldu söylemişti o zaman da biliyorsunuz zaten. Sonrasında bir iki basında falan da ne alakası var işte bilmem ne. Ama o ona inanmıştı yani. Hiçbir şekilde biz diyordu şampiyon olacağız. Ve o günkü hatta röportajı da saha içinde olan sabahında vardır bilmiyorum. Belki çıkartır bir yerde gösterirsiniz. Yani inancını zaten oradan görüyorsunuz. Dolayısıyla yani ben kendi adıma hani bakıyor o bitmeyen bir 50 saniye 30 saniye. Çünkü kulaklık bende. Herkes benim karşımda. Bütün şeyde yukarıdayız biz. Protokolün biraz üstündeyiz.
ben maçı dinliyorum. Kimsede de yok. Ben almışım radyoyu. Bana bağırıyorlar. Bitir şu maçı diyor bana. Sanki maçı ben yönetiyorum yani. Bitir maçı diyor bana ya. Ne yapayım ben? Beni dövecekler yani orada. O hale gelmiş. Neyse Allah'tan hemen bitti de maç o büyük sevinci yaşadık. Gerçekten tabii o arada. Ki şampiyon olacakmış gibi de stat süslenmişti yani. Çünkü yani, Bursaspor ikinciliği yoktu tarihinde. Tabii ya tüylerim ürperiyor şu an. %100 inanç yani işte inanç. Değil mi? İnanmak. Yani işte ya liderlik kolay değil hocam ya. Liderlik başka bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Lider öyle yani olunmuyor yani. Lider doğunuyor yani işte bakıyorsun 7 sene geçmiş aradan. Hala bak konuşuyoruz hala onun. Yani baktığınızda hiçbir şey gerek yok. Yani şimdi ben şunu söyleyeyim sana. Ben her zaman biraz önce tekrar söyledim. Ya yani aynısını bir daha söylemek istiyorum. Bakın ben de sporun içindeyim. Federasyon başkanlığı yaptım. Türkiye şampiyonlukları yaşadım. Evet. Bir şampiyonluk yaşadığınız zaman artık siz şampiyonsunuz. Ya Bursaspor şu anda 3. lig, 2. lig, kaçıncı ligde olduğunu önemi yok. Bursaspor şampiyondur ya. Mutlaka ve mutlaka Bursaspor tekrardan o genleriyle yeniden zirveye bir gün oynayacak. Ne kadar ne gün oynayacağını ben söyleyeyim. Aa, mutlaka oraya gelecektir. Çünkü şampiyondur Bursaspor. Özünde budur yani. Velhasıl onun için yani onu yaratmak, o şampiyon Bursaspor yani o şeyi koymak böyle herkese nasip olacak bir iş değil. Lider olmanız lazım. Büyük lider olmanız lazım. Ve şimdi hala bakıyorsunuz işte 7 yılda yani bıraktığı gün kasasındaki para belli. Şuyu belli, buyu belli. Futbolcuların değeri belli. Ya nasıl olabilir de yani 7 yılda bu hale gelebilir yani baktığınızda. Yani ne uğraşsanız yani bütün Bursa'daki herkes uğraşsa bunu beceremez yani. Onun için bu liderlik işte bambaşka bir şey. Onu söylemeye çalışıyorum. Gerçek bir liderdi. Hepimiz o sevinci yaşattı. Onun için dediğim gibi yani hakikaten benim hayatımda muhtemelen yani tabii ki oğlumun doğduğu gün de çok büyük bir sevinçti benim için ama o Bursaspor şampiyon olduğu günkü sevinci ben ya onun bir de onun yani öyle bir şey yaşamadım ben hiç hayatımda. İyi ki yani ben hani babam futbola çok meraklı olduğu için ben babamın yanında olduğumdan futbolu devamlı seyrettim. Ben daha ağırlıklı biliyorsunuz yani otomobil sporlarıyla daha alakam ve ilgim var. Yani öyle bir sevinç ben yaşamadım yani. Bütün o şehrin o sevinci hiç unutamıyorum. Hani birkaç eğer vaktimiz varsa anıları anlatmak isterim. Lütfen. Arabadayız babamla şampiyon olduk işte bir bilmiyorum bir çocuklar bir yer tutmuşlar şeyde galiba. Mudan yolunda bir yere gittik şimdi hatırlamıyorum. Bizim Atilla abinin yeriydi galiba. Neyse orada bir yemek, eğlence bir şey var. Gidiyoruz. Kimin arabasında olduğumuzu da hatırlamıyorum ama ben arabadayım. Babam arabada onu atıyor. Babam arkada. Ya Mad Max filmi var seyreder misiniz? Yani otobüslerin üstüne çıkan insanlar falan var. Ya trafik bir anda insanlar otobüslerin üzerine çıkıyor böyle gidiyorum. Arabaları sallıyorlar böyle ve ben babam hemen dedi eğil. Ya seni burada görürlerse biz yani arabayı demeyecekler yani. Yandık. Yandık yani. Yani sevinci adam ne yapacağını bilmiyor. Yani adam arabayı devirecek yani o halde. Arabaları sallıyorlar bilmiyor babam içeride. Biz babamı sakladık arabada. Öyle oraya vardık ama. Ya o nasıl bir sevinç, o nasıl bir yani şey bilmiyorum yani bir daha yaşanır mı? Muhtemelen hani ikincisi olsa böyle olmaz diye düşünüyorum. O ilk olduğu için miydi? Hani evet. Beklenen bir şey vardır ya. Çok canım, güzel anlar tabii yani unutulmaz. Biz de Bursa Spor sayesinde sevgili Adaş Manchester United'da Şampiyonlar Ligi'ne Valencia'ya gittik. Glasgow'a gittik. Şampiyonlar Ligi müziğini Atatürk Stadı'nda duyduk. Tüylerimiz diken diken oldu. Bir Bursa Spor yazarı olarak Şampiyonlar Ligi yazarı oldu. Yani hepimizin statüsü bir anda şampiyon takımın yazarı, yorumcusu pozisyonuna geldik. Bizim için de çok unutulmaz anlardı. Biz de yani ben işte Ertuğrul Hoca ile yaşadım. Ertuğrul Hoca 41 yaşında şampiyon oldu. Ben de 41 yaşında şampiyon oldum. Ama gazeteci olarak da şampiyon oldum. Statüm değişti. Yani sevgili Mehmet Ali için de aynı şeyler geçerli. Elbette. Yani baktığımızda hepimiz başka bir ne derler ona Nirvana'ya doğru yükseldik yani. Birkaç mesaj var mı? Onları paylaşayım Serkan Bey müsaadenizle. Merhaba, hayırlı Ramazanlar diliyor Mert Erikçi. Selamlar, iyi yayınlar diliyor Hakkı Alınca. Adnan Orhan abimiz başkanımızın mekanı cennet olsun dilemiş. Amin. Semiha Yetişmişoğlu'nun iyi programlar yorumu var. Bütün şehir arkandaydı şampiyon başkan. Bu kalp seni unutur mu ruhun şad olsun diyor Hakkı Alınca. İyi yayınlar, selamlar sayın başkanım diliyorlar. Murat Bey, başkanımızın mekanı cennet olsun diliyorlar ve ağırlıklı olarak tabii o bir sembol demiş Cabbar Serbest. Orhan Yazıcı unutulmaz başkan diyor.
Mert Erikçi'nin bir sorusu var ama bu soruyu sonra mı soralım? Şimdiden iletelim mi bilmiyorum. Serkan Yazıcı başkan adayları düşünür mü? Bursaspor'a lobisi olan, isim ağırlığı olan kişilerin yönetmesi lazım demiş. O soruyu biz sormasak da taraftar soruyor Sayın Başkan. Tamam, işte taraftarın ya, sorusu. Mert Erikçi'nin tabii, sorusu. Tabii ki yani ne mutlu bana. Ne mutlu bana yani böyle bir şeyi taraftarımızın düşünmesi benim için onur verici, yani şeref verici. En büyük şereflerden bir tanesi. Yani şu anda ben baktığınız zaman Dünya FIA Konseyi'nde yani en büyük otomobil şey futbol federasyonunun bu otomobil şeyi ve dünyadaki de ikinci en büyük spor organizasyonunda yönetim kurulundayım. Yani orada bir geleceğim de var aslında baktığınız zaman. Evet. Yani zaten bir kariyer planınız biraz o yolda ilerliyor. Yani kariyer planından ziyade yani orada bir yani orada bir babam çünkü bana hep dedi ya oğlum bir kamu hizmeti yapacaksın. Önce Türkiye'de yaptık 4 yıl boyunca. Genç sporcular yetiştirdik dünya çapında. Evet. Çok şükür iyi bir süreç yaşadım ki neler gelmesine rağmen başımıza. Ondan öncesinde sizin gençlere söyleyin Türkiye Rally şampiyonluklarınız var. Tabii yok yani benim derdim ben oğlumu hazırlıyorum. Rüzgar İbrahim Yazıcı oğlan inşallah. Maşallah. Hep onu şey yapıyorum Bursa Spor'a. Ondan sonra çok da meraklı, çok da seviyor. Hem Bursa Spor'lu hem de futbolu da çok seviyor. Gelecekte neler olur bilemiyorum. Yani benim şu anda düşündüğüm bir olay değil. Öncelikle istediğim benim bir an önce Bursa Spor'umuzun Süper Lig'e çıkması. Yani bizim elimizden gelen bir destek olsa keşke yapabilsek. Yani baktığınız zaman ama inanın yani şu gün itibariyle bir niyetim yok. Gerçekten de çok zor da bir süreç yaşadım. Yani babam vefatından sonra hem gelen şeyler, akışlar, federasyonlar, onlar bunlar. Yani dolayısıyla şimdi aslında biraz dinlendim. Ya bu korona hepimizi de dinlendirdi aslında. Ya inşallah ileride hiç belli olmaz. Neyin ne olacağı belli olmaz. Yani ama bugün için öyle bir niyetim yok. Serkan abi. Evet, biraz geçmişe gittiğimizde sevgili Serkan Yazıcı başkan dediğiniz gibi hiç bırakmıyordu. Antalya, Trabzon her yere gidiyordu. Ama doktorlar da gitme diyordu. Buna rağmen bir Ordu dönüşü maalesef bir sıkıntı yaşandı ve 7 Mayıs'ta 7 yıl önce bugün kaybettik. O zamandan bu zamana tabii özellikle cenaze töreni stadyumda hepimiz oradaydık. Sonra siz de cenaze arabasıyla beraber yukarı kadar yürüdünüz. Ulu Cami binler aktı oraya. Spor camiasından herkes oradaydı. Biz de tek tek gördük. Daha sonra göremediklerimizin videosunu gördük. Emir Sultan ona keza. Yani bakıldığında hani başkanın bir lafı vardı ya, ben öldükten sonra benim değerim anlaşılacak diye. Ama nasıl bir dostluk, nasıl bir miras bıraktığını zaten bütün dünya, bütün Türkiye gördü o gün. Ulu Cami'de ve Emir Sultan'da. O günlere döndüğünüzde aklınızda kalan imgeler neler? Tabii ki çok zor bir süreçti ama şöyle bir sakince kafanızı o günlere götürdüğünüzde neler hissediyorsunuz? Ya bir kere babama çok büyük haksızlıklar yapıldı. Yani burada ben bir kere kesinlikle asla ve asla Bursa Spor taraftarını laf söyleyemem. Çünkü netice itibariyle siz yanlış beyanlarla, yanlış birikimlerle işte o günün gazetelerinde yazılan yanlış yalan yazılı işte iftiralarla dolu. Neticede hiç kimsenin yanına kar kalmayacak onlar, onu da söyleyeyim buradan. Ne yaptılar? Adamın hakkını yediler. Yani şimdi bakıyorsun bugün mesela ben söyleyeyim bütün herkes hani burada. Bugün de Bursa Spor için para toplanmıyor mu? Evet. Öyle değil mi? Niye hapise atmıyorlar para toplayanları? Babamı niye attılar? Babam Bursa Spor'u aldığı zaman her yerde haciz vardı. Ne yapacaktı adam yani? Gelen bütün para haczediliyor. O da kendine güveniyor. Adam kendine güveniyor ki netice itibariyle bütün her yerden beraat etmiş. Bütün efendime söyleyeyim hiçbir tek yani bırakın faiz vermişler. Yani faizden para kazanmış bile. Yani bankaya yatırdığı paralardaki faizden. Bunların hepsi çıktı. Devlet kayıtlarında bunların hepsi var. Babama baktığınız zaman bırakın yani cenazede yani niye babam vefat etti? Ben size söyleyeyim. O hapis babamı yani kaldıramadı yani. Ben vardım. Ben hiç unutmuyorum. Yani biz gittiğimiz zaman kimse de yoktu. Yani yanımızda. Hani o gün için Bursa Spor taraftarı tabii şok içinde. Ne oluyor? Şimdi ben mesela bilmiyorum. Yanılıyor olabilirim ama ben hatırlıyorum. O zaman şimdi yazıyorlar işte şampiyon şehir Bursa. Öyle şampiyon şehir Bursa yazmak da olmuyor işte. Biz neler çektiğimizi o zamanlarda o günlerde biliyoruz. Yani ben dedim ki ben bir şey çekmedim. Ben babam çektiği için ben çektim yani. Baktığınız zaman ne oldu? İşte Şampiyonlar Ligi diyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz zaman stat nerede oynayacaklardı? Hangi statta oynayacaklardı? Ne oldu? Belediye o zamanki dedi biz dedi
yapmıyoruz. Belediye stadını yapmayacağız. Ama babam da akıllı adam. Çıktı veya suya hatırlamıyorum. Demeç verdi ya, yer el altından söyledi şimdi geçmiş zaman. Ben dedi Şampiyonlar Ligi maçlarını İnönü Stadyumu'nda oynayacağım deyince hemen panik. Bir anda şey yapmaya başladılar stadı. Yani böyle saçmalık olur mu? 80 günde bitti stad. Stad yapıldı. Stadın yine de parasını babam, yani babamdan derken Bursa Spor'dan aldım. Ya şimdi orada babamın tek bir imzası yok. Bir tane atılmış babamın imzası yok. Yani atanlar orada belli. Olmamasına rağmen yok statta bilmem yolsuzluk. Yok bir ya stat ne yolsuzluğu olacak statta? İbrahim Yazıcı'nın yani Bursa Spor'un parasına ihtiyacı olabilir mi? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Neyse bu saçmalıklarla taraftarımız da kısmi olarak inandırdılar. Babamı güzeldi. Herkesin geldi 50 boylu hapse attılar. Atanlar da belli. Yani, ben o günler yani cenazeden daha ağır gelen bana o. Ben cenazede biz babamla gurur duyduk. Hepimiz bir gün hakkın rahmetine kavuşacağız. Kime öyle bir cenaze nasip olur? Anlatabiliyor muyum demek istedim? Dolayısıyla biz babamın vefat günü çok üzülmemize rağmen tüm ailem, annem, kardeşim şok olduk. Tabii ki o Bursa halkının gösterdiği teveccüh. Yani bizi yani dediğim gibi babamı yaşatıyor. Babam benim bugün yaşıyor yani. O günden dolayı yaşıyor. Çünkü ama herkesin kalbine kazındı yani. Aynen ama o günden önce baktığınız zaman yani bu kadar haksızlıklar. Şimdi bakıyorsun onu söylüyorum yani. Ya bir yönetici, bir başkan. Nedir yani? Ya baktığınız zaman taraftar ona keza para verir. Yağmur, çamur gider, uğraşır. Başkan da öyle. Yani ne yapmış yani? Her yere gitmiş, gelmiş. Parasını da vermiş, bunu da vermiş. Canını vermiş ya. Bırak her şeyi bırak. Canını vermiş. Yapma. Diyorlar ki gitme kardeşim. Adam canını veriyor. Yani şimdi bu memleketimizde bizim şey yani işte zarla zorla Allah razı olsun. Yani Mustafa Boz Bey o zaman işte başlattı bir İbrahim Yazıcı stadı yaptı. Sonra da zar zor işte. Nasıl verdilerse bilmiyorum. Özce ismini verdiler yani. Hani bizim için önemli değil. Dediğim gibi bütün Bursa'nın kalbinde yazılıyor. O ayrı bir şey ama yani saçma sapan şey. Bursa belediye bilmem stadı var. Ya ne olur belediye stadı olsun olur. Olmasa ne olur yani. Bir bu olsun yani. Şimdi ne oluyor? Spordan anlamadıkları için ruhun ne olduğunu bilmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onlar tabii bizi biraz üzdü o zamanlar içinde. Ama ben inanıyorum gençler bunun kıymetini çok iyi bilecekler. Her geçen gün bizim babamızın kıymeti şu. Babamızın kıymeti Bursa Spor'a. Bize babamız zaten kıymetli. Evet. Benim anneme bana ya kıymetli. Ben Bursa Spor'a benim babam yani ben babamın kıymeti Bursa Spor'dan dolayı bana kıymetli değil ki. Ama Bursa Spor'a olan kıymeti o verdi işte ondan okunacak. Ne yapmış, ne etmiş, nasıl yönetmiş, takımla nasıl ilişkiler koymuş, teknik direktör. Yani bunlar öğrenilip tarih tekerrürden ibarettir. İşte takım tekrardan yine öyle çıkacak. Yani çok haksızlıklar da gördü. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Tabii ki çok güzellikler de gördü. Ama sevgili Adaş, çok güzel özetledin. Bizim sorularımızda da vardı. Mehmet Ali ile beraber hazırladığımız. Bu 2018'de Nilüfer Belediyesi'nin açtığı İbrahim Yazıcı stadı 7 Mayıs'ta açıldı biliyorsun. Şampiyon takım geldi. İstanbul'da şöhretlerle maç yapıldı. Çok güzeldi. Hep beraber oradaydık. Bir kez daha gurur duyduk Sayın Başkan'la. 5. vefat yıl dönümüydü. Ve 7 Mayıs'tan hemen sonra 26 Mayıs'ta da Bursa Spor'un kongresi vardı. Aynı ay içinde. Ve o kongrede taraftarların ve kongre üyelerin verdiği önerge sonucunda oy birliğiyle Özüce tesislerinin isminin İbrahim Yazı tesisleri yapılmasına karar verdi. Yani o Mayıs ayı 2018 hem Nilüfer Belediyesi'nin İbrahim Yazı'nın açılması hem de kongrede oy birliğiyle tesislere yani İbrahim Yazı'nın verilmesi. Ama hep dedik ya zaten kalplere kazınmış isim bir yere verdi. Hemen stadyum. Aynen öyle. Ayrı. Ya bir örnek bir insan. Yani örnek insanları, örnek bir insan. Yani ondan örnek, yani her gün alıyorum ben. Yani tabii ki Bursa Spor'da olacak. Bursa Spor'u yönetenler de alacak. Ne oldu? Herkes tabii ki ben daha iyi yaparım diye bir işi yapar. Kimse ben daha kötü yaparım diye yapmaz ama işte egolar Türkiye'de biraz fazla. Yani bir şeyler ders al, onun üstüne git. Yani daha ben biliyorum ki daha seçildikleri gün gidip ofiste babamın resimleri kaldıran başkanlar var. Ya bunlara gerek var mı? Yani anlatabiliyorum demek istedim. Yani gereksiz işler. Bunlarla başarıya ulaşamazsın yani. Biz birazcık geçmişimizi de şey yapmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani sevmemiz lazım yani. Kim olursa olsun iyi yapmıştık, kötü yapmıştık. Herkes bir şeyler vermeye çalışmıştır. Bu sadece babam için geçerli değil. Yani başarıyı biz şeyde de size söyleyeyim. Hemen bir ufacık bir şey oluyor. Taraftan ayaklanıyor. Taraftan ya bir sakin durmak lazım yani. Bazen de erken şey olmak zarar da verir. Anlatabiliyor muyum? Takıma da zarar verir. Moral de bozar. Yaşadık bunların hepsini. Yani Bursa Spor olarak yaşadık. Doğru değildi. İnşallah ders alacağız bunlardan. Daha Sayın iyi Başkan. Şeyler olacak.
Şimdi tabii bir yandan da gözüm yorumlarda sizin galiba kaçar tarafınız kalmadı efendim görevden. Mesajlara biraz müsaadenizle gene okuyayım. Merhaba, kolay mesajlar gelsin. Mesajlar var ki. Şerif Tekingöz, böyle bir mesaj var. İlyas Ünal, mekanı cennet olsun. İnşallah başkanımızı Bursa Spor'a başkan olarak görmek isteriz. Serkan Başkan'ı iyi yayınlar dilerim diyor. Ahmet Gedik, dünya döndükçe ismi anılacak, unutulmazlar arasında yeri olacak büyük başkanımız. Allah mekanını cennet etsin inşallah demiş. Hasan Oksal'dan ilginç bir mesaj var. Ben Fenerbahçeliyim ama futbola emeği geçenlere ve rahmete erenlere saygı duyarım. Mekanları cennet olsun. Hayatta olanlara Allah sağlık versin demiş. Şampiyonluğu bize armağan eden büyük başkan, seni çok seviyoruz diyor Kadir İşer'i. Özlemle anıyoruz. Herkesin ortak paydası muhtemelen bu özlemle anış. Allah rahmet eylesin demiş. Alaaddin Oral, Serkan kardeşim seni başkan olarak Bursa Spor'umuzda görmek isteriz demiş. Ferdi Sarı. Sayın Başkan. Size bana. Ne mutlu bana. Bu ne zaman bana aday olacaksınız Serkan Başkan diye sormuş herhalde. Ya ben Sayın Başkan, görüyorsunuz yani artık kaçar taraf yok. Bir de şöyle eklemişler, bunu da söyleyeyim müsaadenizle. Serkan Yazıcı Başkan. Bakın size bir formül vermişler. Serkan Yazıcı Başkan, Ertuğrul Sağlam Hoca, Bataş'a Yardımcı Hoca, yeniden zirve, yeniden şampiyonluk. Formül. Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben eğer de ben de bir işe girersem, yani ben de gözümü karartır girerim. Yani ben de yani canım pahasına girerim. Yani o Allah korusun ama ölümüne baba, şimdi, ölümüne devam ediyorsunuz işte, galiba. Bakın ben size bu işin eyle bu iş çocuk oyuncağı değil. Şu anda baktığınız zaman yani bu kadar öyle yani bu işler hakikaten öyle lafla yani eğlenelim yani eğlenceden çıkmış bu. Yani bu eskinin gladyatörleri gibi yani biliyorsunuz eski onlar çıkan futbol o hale gelmiş. Yani şehirlere ayıran, ruhunu veren şehirlere heyecanlı katan yani kolay bir iş değil bu. Aslında öyle bir şey niyet olduğu zaman zaten niyetine girersen yani öyle bir şeye girersen girerim. Ben bugün öyle bir niyetim yok. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Çünkü dediğim gibi hem görevlerim var, o görevleri bırakma şansım yok. Uluslararası görevlerim var. Yani tabii kıramadığım büyüklerim var. Yani maalesef benim öyle bir sorunum var. Babamdan da aldığım terbiyeyle bana bir şey söylendiği zaman özellikle büyüklerimden bir şekilde yani giriyoruz ama biraz şimdi ben de artık 50 yaşına geldiğim için 49 yaşındayım. Merdiven dayadım. Birazcık daha şu an maşallah gençsiniz daha başkan. Eyvallah. Planlamam lazım. Ama çok teşekkür ediyorum. Onların Bursa Spor bayrağını daha da yukarı çıkarma görevi babanızı mutlu edecektir diye bayağı demagojik bir mesajlar evet. Var Sayın Başkan. Yani kolay olayım. Kolay değil. Babamın, ama büyük sorumluluk yani. Gerçekten öyle. Bakın babam şampiyon yapmış bu kulübü öyle kolay değil. Yani. Bir daha Bursa Spor'un şampiyon olması, bir daha Avrupa Kupalarına gitmesi. Yani imkansız mı değil, gidecek mi? %100 gidecek. İnşallah bir an önce gider. Ama kolay değil. Yani burada öyle yani çok önemli bir şey. Yani burada ben yani babam bir iş yapmış. Ben babamın becerilerini, özel yeteneklerini biliyorum. Sabrını, selametini yani o mücadele gücünü biliyorum. Ben kendimde o mücadele, babamdaki mücadele gücü. Yani illa ben de olur diyemem yani. Babam bambaşka bir adamdı. Yani babamla bakın ben size şunu söyleyeyim. Evet ben babamın oğluyum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ama yani babam başka bir adamdı. Yani babamın seviyesine gelmek için yani bilmiyorum ama çok fırın ekmek yemek lazım. Gerçekten. Burcu Turgut Hanımefendi de Marmaris'e başkan olarak görmek istiyormuş. Gördüğünüz gibi sizde bir bir teveccüh var. Onu da buradan söyleyeyim. Marmaris'te de ilk defa. Şimdi bunlar söylenmez ama buradan çok güzel söyleyeyim. Ya benim asla hayatımın hiçbir döneminde. Yani bana birisi deseydi ki ya siyaset hani şey olacaksın. Siyasetle ilgili bir şey. Yani ben hani bahse girerdim yani. Siyasetin sesiyle yani alakam yok ama. Siyasete adım atmayacağınız zaman bahse girerdiniz. Girerdim. %100 girerdim yani. Ben öyle bir şeyim yok yani. Hiç ilgim olmadı hayatım. Ama kader yani, motor sporu. Kader. Kaderden de ziyade ben yani şimdi bakıyorsunuz ben gerçekten bunu tüm kalbimle söylüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı yani Cumhurbaşkanı, Devlet, AK Parti benim öyle bir şeyim yok. Ben insan olarak sevdiğim bir büyüğüm. Dolayısıyla yani benden bir şey rica etmiş onu hayır diyemezdim yani. Yani normalde kendisi de biliyor. Ondan sonra daha oldu efendim dedim bunu ne olursunuz hani ben siyasetim bana göre değil. Şimdi bana diyorlar ki hani ikinci bir şeye hazırlandığını zannediyor benim Marmaris halkı. Benim hiç öyle bir niyetim yok. Ben zaten şu anda başkan gibi geziyorum. Hepsinden de teşekkür ediyorum. Burada da başkanım diyor.
Çok daha başkan seçilmeden başkan olduk. Benim hani siyasette bir şeyim yok. Siyasette bir ilgim yok. Ha, o zaman hakkıyla yapmaya çalıştık. Uğraştık. Harika bir 40-50 bin kişinin elini sıkmışız. Yani bütün buradaki halkla iç içeyiz. Birbirimizi de seviyoruz. Çok da mutluyum o konuda. Ama yani şimdi diyeceksiniz ya onu istemiyorsun, bunu istemiyorsun. Ya onu istemiyorum, bunu istemiyorum değil. Yani baktığınız zaman bir ailemiz var. Baktığınız zaman yani annem de yaşlandı. Kız kardeşim. İki tane çocuğumuz var. Yani şimdi işimiz var. Koca bir işimiz var. Yani her şeye bakmak lazım. Şimdi bütün bunların hepsini bırakıp yani gözü karartıp böyle bir şey girmek için bir hazırlığınız olması lazım. Şimdi bakıyorsunuz bir yandan işte korona bir o kadar sürpriz şeyler çıkıyor ki yani Türkiye'de. Ya bir darbe oluyor. Bir korona çıkıyor. Yani hayat da şey değil. Anlatabiliyor muyum? Eskisi gibi eskiden ne bileyim 10 yıl 20 yıl bir şeyler düze giderdi. Şimdi öyle de değil. Buradan hazır vesile olmuş korona ile ilgili de bütün sağlık personelimize, başta evet. Sayın Cumhurbaşkanım, Sağlık Bakanımıza, tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten inanın, şunu da tüm samimiyetimi söylüyorum. Hiç benim şeyim yok. Ben siyaset yapmıyorum. Sakın yanlış anlamasın. Halkımıza da şunu söyleyeyim. Yani gurur duyuyorum ülkemde şu anda. Yani baktığınız zaman yurt dışında çok arkadaşlarım. Tabii. Hepsiyle konuşuyorum. Hani ülkemizin şu andaki sağlık durumu beni çok mutlu ediyor. Gururlanıyorum. İnşallah şu işi de bir an önce hayırlı sattırız. Türkiye çok daha güçlü yerlere gelir. Sevgili Mehmet Ali, izin verirsen Sayın Serkan Yazıcı'dan tabii ki babasıyla ilgili çok önemli ve ilginç anıları dinlemek istiyoruz ama benim bir ufak anım var. Tabii kendisiyle uzun yıllar çalıştık. Bu 89'da ikincilik takımı şampiyon olmuştu. Ben o zaman yine muhabirdim Bursa Hakimiyeti. Hatta o zaman Çatalpınar'da babanızın bürosu vardı biliyorsunuz. Şimdiki köprünün hemen sağ tarafında. Hatırlıyorum. O zaman tabii cep telefonları yok. 90'ların başı, 89-90 yılları. O zaman da futbolcu kaçırma gibi bir durum var. Bursa Spor Ankara Gücü'nden Sabotic'i kaçırdı. Bursa'ya getirdi Sırp santrafor. Biz de haber alamıyoruz. Bir türlü de ulaşamıyoruz. Ben de ne yapayım? Aradım büroyu tabii cep telefonu yok. Sekreter hanım çıktı yani telefona bakan santral hanım. Dedim ben Serkan İbrahim Bey'i bağlar mısın dedim. O beni siz zannetti. Tabii Serkan Bey hemen bağlıyorum dedi. Ben biraz ama soyadımı söylemedim yalan yok. Ben Serkan dedim böyle ciddi bir tok sesle. Herhalde İbrahim Bey'e de oğlunuz arıyor dedi herhalde sekreter hanım. Buyur evladım dedi. Başkanım ben bu sakinlikten Serkan yetiştiriyor dedim. Bana oğlum dediler ya dedi. Dedim başkanım Sabotic ne olacak şimdi alacak mısın falan. Ben oradan iki tane laf koparmaya çalışıyorum. Manşeti kurtarmaya çalışıyorum. Öyle de bir anımız vardı ama bir de biz başkana zor soru sorardık. Çünkü üç üst üste cümleyi kurardık. Ne diyorsunuz başkanım? Başkanın cevabı şu sence. Biz orada kalıyorduk tabii. Yani üç cümle kurmuşuz başkanım. Kontrayı yiyince televizyonda ya da telefonda sence diyorduk. Bir şey olunca da ben gelsen bir çay içerken ben sana anlatırım Özüce'ye diyordu. Öyle bizi güzel bir şekilde ne diyelim soruları bertaraf ediyordu yani. Çok güzel anlarımız oldu kendisiyle. Oradan Bursa Spor'u takip etme şansınız oluyor mu? Serkan Bey çok yoğun bir günden dediniz Sayın Başkan. Bursa Spor'u takip ediyorum. Yani şu anda akıbetini nasıl görüyorsunuz Allah aşkına bir de? Ya şu anda üzülüyorum. Yani üzülüyorum mesela maçtan ziyade bizim çocuklar var ne oldu onlar söylüyorlar. Şöyle işte tabii inanç var yani çıkma inancımız var. Üzülüyorum tabii nasıl üzülmeyeyim yani baktığın zaman. Çünkü şöyle düşün bak üzülüyorum deyip şimdi onu da hamasetini yapmıyorum. Ben niye? Benim oğlum. Biz şimdi tabii Marmaris'te işlerimizin büyük yani işlerimizin genel anlamda ağırlığı bu bölgede olduğu için burada yaşıyoruz. Benim oğlum da burada okudu. Çocuk zaten yani düşün gelmişiz buraya 6-7 yaşında. Benim oğlum Bursa Sporlu ama buradaki onun kafasını çelmeye çalışan işte Galatasaray hayranlığı, işte Fenerbahçe anlatılan çocuk yani bu. Neticede şey değil. Allah'a şükür olsun taş gibi Bursa Sporlu o ayrı ama kafasını şimdi ben oğluma bakıyorum yani çocuk Bursa Sporlu o kadar yani buraya gelmiş bir Bursa şampiyon bir Bursa Spor buraya gelmiş. Ondan sonra hani inanç var şey var ama çocuklar için üzülüyorum yani daha ağırlıklı. Ben bir şekilde onun çıkacağını şeyini biliyorum ama o bakımdan bir ruh lazım yani ruh olursa bence bir an önce çıkar Süper Lig'e çıkması çok önemli. Süper Lig bırak Süper Lig'i yani hakikaten biz. Yani ikinci sene bile ben bana göre biz şampiyonluk da şimdi oralara girersem işler karışır yani. İkinci şampiyonluk sene, üçüncü olduğumuz sene. Dolayısıyla üçüncü yani, olduğumuz sene. Evet ama dediğim gibi Bursa Spor şampiyondur. Biz şampiyon Bursa Spor'un taraftarlarıyız. İnşallah bir daha güzel günler gelecek diyorum. İnşallah ama en kısa zamanda. Bizim, inşallah oğlunuzun bir de İbrahim adı var değil mi yani? İbrahim. Tabii. İbrahim Yazıcı. Hazır burada Bursa Spor taraftarını konuşurken bunu da söylemek istiyorum. Benim onlar da çok sevdiğim kardeşlerim.
Ver bakayım. Evet. Mehmet, benim Mehmet kardeşim, Güzel Söz kardeşime de geçmiş olsun diyorum. Kalp evet. Geçirmiş galiba. Kardeşime de başsağlığı diliyorum. Annesini kaybetmiş. Onlar doğru. Da yağmur çamur dinlemeden Bursaspor'un en büyük emektarları. Hepsine, bütün Bursaspor taraftarlarına saygılarımı sunuyorum. Yani sizlere de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için de çok güzel bir an oldu. Ben biliyorsun ilk Serkan aradığın zaman ya kısa ya olsun yani 10 dakikada falan bitirelim. Çünkü hani babamın tabii vefat yıl dönümü, işte hissiyatımız şu bu aile, evet. Anneler tabii üzülüyor ev kız. Ama biz de biraz ısrarcıyız. Mesleğimiz gereği ısrarcıyız biliyorsun. Evet. Ama hakikaten çok memnun oldum. Çünkü anılarla anmak lazım. Gençlere de bunlar kalacak baktığınız zaman. Ben şunu da söyleyeyim. Bir insanın bir tarzı olması lazım. Yani bir yoğurt yiyişi olması lazım. Yani babanın evet. Bir yoğurt yiyiş tarzı vardı yani. Farklıydı yani. Bilmiyorum doğru. Sen Serkan daha şey çok yakın çalıştım gibi. Ben tabii. 87'den evet. Bu yana yani beraberlik bir şekilde. Bir de tarih yazıcı belgeseli sinemada oynadı, gala yaptı, Lig TV her yıl veriyordu. Evet. Çok da önemli bir belgesel bıraktınız babanızın ardından. Onu da soralım. Evet, bir de Batajay'ı bulması da çok konuşuldu mesela. Bir evet. Avrupa'dan, Amerika'dan bir tanıdığı arıyor. O Bataja da şey efsane oldu. Adı teknik adamlar arasında geçiyor. Ya Bataja, yani Bataja tabii ki Bursaspor'un efsaneler arasına girmiş. Yani müthiş, müthiş, müthiş bir futbolcuydu. Yani onu seyretmek. Hele ki o şampiyonluk yılında. Ondan sonraki senelerde her daim inanılmazdı. Evet. Babam kısmetliydi. Serkancığım, Mehmet abi. Yani bir kısmeti vardı. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı insanlar var ya tuttuğu altın olur hani. Öyle olur. Yani kısmetliydi yani onun için. Ama yüreği temizmiş sevgili Araş. Yüreği temizmiş herhalde. Yani Sayın Başkan, bir de sadece Bursaspor özelinde değil. Yani ben yanlış bilmiyorsam hayatın her alanında değil mi? Olması gereken yerde oluyormuş Sayın Başkan rahmetli. Aynen öyle. Yani kısmetli adamdı ve yani böyle şeydi. Böyle dediğim gibi yani az şimdi şu var. Ben babam çok az konuştuğu için yani böyle şey olduğu için hani babam bilmiyorum genelde de söyler ya baban soğuk hani söylerler serzenişte buluyor. Ya ben babamın bakıyorum resimlerin hepsine. Şimdi resimler çıkıyor. Ya hepsinde gülüyor adam ya. Gülmeyen bir tane resmi yok babamın. Evet. Ama baktığın zaman o bir şeylikle intibası var. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani intiba olarak çünkü kendi bir duvar örmüş. Bir duvarla bazı şeyleri yönetebiliyor. Yani Mecburiyetten. Ama içinde bütün resimleri yani bugüne kadar bakıp da babamın bir tane böyle yani somurtan bir resmini görmedim yani. Benim vardır. Ne bileyim annemin var, kardeşimin vardır. Anlatabiliyor muyum? Babamın yok. Hep gülüyor. Hep bütün resimler de gülüyor. Yani içi gülen bir insandı. Ve hakikaten çok seviyordu Bursaspor'u ya. Yani Bursaspor onun için yani tercih etseydi ben sana söyleyeyim. Ya yaşamak mı istersin ama ölmek mi istersin? Böyle ben eminim babam ölmeyi tercih ederdi bu şekilde. %100 inanıyorum ona yani. Ama tabii çınarlar da ayakta ölür derler ya. Görevinin evet. Başında son dakikaya kadar takımına sahip çıkarak gitti. Sevgili Mehmet Ali, son soruları soralım istersen. Fazla evet. Tutmayalım Serkan Yazıcı'yı. Estağfurullah. Ne demek? Neler var Mehmet Ali? Bir tane de ben sorayım. Bitirelim istersen. Olur. Şöyle tekrar bir göz atayım. Ya da ben şöyle sorayım. Biraz düşünsün Serkan Başkan. Yani başkan tabii babanızdı. Ama aranızda özel sohbetlerde Bursa Spor'u şampiyon yaptık. Şampiyonlar Ligi'ne götürdük. Şunu da yapacağım dediği bir proje var mıydı? Yapamadı ya da tek derdi davaydı. Akabinde dava, size nasıl bir öğüt baktı? Ben babama yani artık dedim baba yeter. Yani bitti şampiyon da oldun. Bırak yani bırak dedim. Olmuyor. Dava bitsin bırakacağım. Dava. Evet davadan ferah etti ama babam hakem oldu. Davaydı. Evet, aynen öyleydi yani davaydı. Peki size bir özel bir öğütü var mıydı? Babalık bir ya kamu da... hizmeti yap dedi bana. Kamu hizmeti yap dedi. O tercihen benim Bursa Spor Başkanı olmama. Yani o şöyle konuşurdu. Ama ben tabii dediğim gibi yani otomobil sporu. Ben şimdi baktığınız zaman işte Sayın Başkan, rahmetli galiba öbür taraftan yetişiyor. Taraftarlara da buradan hala o çağrıyı yapıyor gibi duruyor. Mesajlardan ben, onu aldık biz ya. Ben inanın bilsem ki Bursa Spor'a faydam olacak. Bilsem ki Bursa Spor'u şu anda alacağım ve gerçekten taraftarı mutlu edecek bir yere getireceğim. Bir saniye durmam. Tek bir saniye durmam. Yani hemen işimi gücümü bırakırım. Yani babama olan saygımdan, Bursa Spor'dan yani bırakırım. Benim ne televizyonluk ne bir şeylik bir işim yok. Allah'a şükür olsun. Yani tanıyan tanır, tanımayan tanımaz. Bir hayatımız olmuş bugüne kadar ama oraları yani açmışsınız. Onu görmem lazım yani. Ben şu anda onu görmüyorum yani. Gelip orada gerçekten pay. Tamam yani bu sağ olsunlar. Yani ben ne kadar şükran etsem hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana ki
bana benimle ilgili böyle bir şey düşünüyor ama yani benim öyle bir faydam olacağına inanmam lazım. Ben bugün onu görmüyorum. Yani benim Bursaspor'a başkan olmam. Yani şöyle de şunu söyleyeyim. Yani ikinci bir ateşe atılmam gibidir yani şu anda baktığınızda. Yani ortada oluşan bir şey yok. Yani inanılmaz bir borç var. Yani tabii ki 450 milyon. 450 milyon lira bir borç. Yani baktığınız zaman yani bütün motivasyonu Bursaspor. Yani bu öyle kolay bir iş değil. Kolay bir yük değil. Anlatabiliyor muyum kaldırmak? Tabii ki gönlü ister buna liderlik et, yap. Bir görevdir yani. Bir yere getirirsin şey ama hani kolay bir iş değil. Kolay bir iş değil. Yapanlara da yani kolaylıklar diliyorum ama yani hakikaten destek olmak lazım. Bu süreçte Bursaspor'a destek olmak lazım. Çıkışlar, efsane şampiyon başkan, efsane başkan çıtayı çok yukarı koydu. Yani tamam. Yani boynuz kulağı geçmesi lazım falan filan. Onlar biraz kolay işler değil. Ya, ya bunlar tabii yani tabii ki boynuz kulağı geçer de ne de geçer yani. Günümüz şartlarında çok zor. Bu boynuz kulaklık bir şey yok. Ben zaten hiçbir zaman asla benim. Ben babamın hiçbir şeyini geçmek istemiyorum. Ben babamın bana bıraktığı ismi, işte işçilerimiz bizim onu, o da bana bıraktığı bir mirasını koruyabiliyorsam aklım bana yeter. Benim öyle bir hırsım falan yok. Ben öyle bir derdim yok. Ama diyorum yani benim keşke öyle insanların bana inandığı kadar benim orada fayda edebileceğim bir şey olsa bir tek saniye düşünmem. Şimdi bırakır gelirim yani ama maalesef durum öyle değil. Yani o kadar güzel Bursaspor'umuz taraftarının gördüğü kadar kolay değil maalesef. Finali şöyle yapalım o zaman. Tabii uzun zamandır malum Süper Lig'de sezonlara isimler veriliyor. Bu konuyla ilgili Bursaspor'un yoğun bir kamuoyu oluşturmasına, camianın da yoğun bir ses vermesine rağmen İbrahim Yazıcı sezonunu bir türlü isim olarak oynayamadık. Böyle bir düşünceniz var mı? Ne zaman bu ismi orada görürüz? Şimdi şu var. Ben dediğim gibi bazı görevlerimi yaptım. Ne bileyim işte belgeseli yaptım babamızın adına. Bazı yerlerde katıldık, konuşmalarımızı yaptık. Şu, ya bu artık yani Bursaspor camiasının ve Bursaspor kulübünün yapması gereken bir şey. Benden gelip eğer bir destek isterlerse bu konuyla ilgili ben seve seve onlarla beraber her yere giderim. Sayın Bakanımıza da çıkarım, Sayın Cumhurbaşkanımıza da gerekiyorsa ama onların benden bunu istemesi lazım. Benim bunu istemem doğru değil. Yani ben babamın adına kalkıp işte babamın adını şuraya verin, babamın işte diyemem yani. Neticede benim babam. Benim babam zaten yani benim kahramanım yani. Benim için babam Bursaspor'la ayrı. Bursasporlu İbrahim Yazıcı var ve İbrahim Yazıcı var. Dolayısıyla yani onlar eğer böyle bir şeye adım atarlarsa ben seve seve her türlü imkanlarımı kullanarak onlarla beraber kariyere gidelim. Çok doğru. Ama sonuçta tertemiz başkan İbrahim Yazıcı. O da çok tertemiz önemli. Tertemiz şampiyon başkan. Tarihe geçti tertemiz ve yıllarca unutulmayacak bu dünya durdukça. Tertemiz Bursaspor taraftarı, ben size söyleyeyim. O Bursaspor taraftarının yani o yani inanılmaz bir seneydi. İnanılmaz bir hepimizi unutamayacağı çok güzel bir seneydi. Ben herkese Bursa çok güzel bir şehir. Bursa'mızın insanı da ben onu söylüyorum. Biz mesela herkese kardeşim diyoruz. Ya diyorlar bana herkese niye kardeşim? Ya dedim biz Bursa'da öyle sevdiğimiz, tanıdığımız insanlara kardeşim deriz. Ama şimdi bizim özel güzelliğimiz vardır. Maçlarımız vardır. Özel yemeklerimiz vardır. Onun için biz de geldik buralardayız ama Bursa'da hiçbir zaman kopmadık. İnşallah en kısa zamanda gelirim. Sizleri de ziyaret ederim. Çok bekleriz. Bizi hem merkezimizde hem de stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Zevkle sevgili adaşım. Eyvallah. Bizi kırmadın. Eyvallah. Sağ ol, var ol. Ailene, değerli annenize ellerinden öpüyoruz. Ailenize ve kardeşinize. Saygılarımızı iletiyoruz. Tekrar maç sağlığı da dileyelim bu vesileyle tabii bir kez daha. Sağ olun efendim. Tüm bu saygıları spot adına saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ferdi Sarın'ı şu mesajıyla kapatayım Sayın Başkan. Artık başkan duymadı galiba. Yok gitmedim. Buyurun. Başkan buyurun. Diyor ki maalesef diyor Serkan Bey'i ikna edemedik. Artık Rüzgar İbrahim Yazıcı'yı ikna edeceğiz başkanlık için yapacak bir şey. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar. Serkan abi sana da çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ ol Adaş. Evet efendim. Evden Süper Futbol'un sonuna geldik. İbrahim Yazıcı özel programında Serkan Yazıcı'yı misafir ettik. Bir başka programda görüşünceye kadar hoşça kalın. Hoşça kalın, hayırlı iftarlar.